Biz evimizde namaz kılarken, ya bu cami de olabilir, yani evde biraz çoluk çocuğumuz, torunlarımız orada rahat odalarda dolaştığından dolayı bazen namaz kılanın önünden geçiyor, bazen sırtına çıkmaya çalışıyor, oynuyor, gürültü yapıyor. Çocuk, torun, yani bebeler orada. E şimdi orada namaz içerisinde de çocuklar gürültü yapmasın diye homurdanarak böyle sesli sesli okuyarak, yani sus gürültü yapma anlamında Elhamdülillahi Rabbil Alemin, böyle buna benzer tavırlar içerisinde olan dedeler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ifa etmiyorlar. Ya bu namazın dışında yapıyor. Efendimiz namazın içinde yanlış yapana ne kadar mülayim bir şekilde şefkatli bir şekilde onlara hatırlatmada, ikazda bulunmuştur. Dolayısıyla Efendimiz'den alacağımız çok ders var. Namaz kılarken çocuklar sırtımıza çıkabilir, önümüzden geçebilir, gürültü yapabilirler. Biz Kur'an okurken de çocuklar bunu yapabilirler. Hani yapsınlar demiyorum da çocuktur, yapacak. Ama o çocuklar Kur'an'ı sevsin diyorsak onlara Kur'an, biz Kur'an okurken gürültü yaptıkları zaman tatlı tatlı onlara Kur'an okunurken dinlenilmesi gerektiğini, bu alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamının olduğunu, dolayısıyla bunu okumanın, dinlemenin çok büyük sevap olduğunu tatlı tatlı anlatmak gerekir. Namaz kılarken de namaz kılanın namazda efendim huşunun bozulmaması, namazda ne okuduğunu karıştırmaması için dışarıdakilerin gürültü yapmaması gerektiğini, efendim önlerinden geçmemesi, üzerlerine çıkmaması gibi hususlar tatlı tatlı anlatılmalı. Böyle yapmazsak ne olur? Bu sefer çocuk der ki dedem ya da babam Kur'an okurken ben gürültü yaptım diye beni dövdü. Kur'an'a karşı bir soğukluğu meydana gelir. Allah göstermesin. Annem ya da ninem ya da dedem ya da babam namaz kılarken ben gürültü yaptım diye ya da önünden geçtim diye terlik de bana şöyle şöyle vurdu. Böyle derse namazı bir sevdirme ya da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözümün nuru dediği müminin miracı olan namazı sevdirebilir miyiz? Sevdiremeyiz. Dolayısıyla ne yapacağız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örneğimizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını bileceğiz, onu okuyacağız, ahlakını ahlak edineceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyan, bilen, örnek alan ve onun ahlakını ahlak edinen kullarından eylesin.